Facebook'ta bir paylaşım okudum. Bizim Türkiye'de bayraktarın üretmiş olduğu İHA ve SİHA'larla alakalı. Biliyorsunuz Akdeniz'de yaşanmış olan gerginlik sonrası ve Azerbaycan'ın da Ermenistan'la yapmış olduğu Karabağ Savaşı'nın devam eden yani çok önemli aşamalarındayken Türk İHA ve SİHA'larının üstün başarısı ve Ermenistan ordusunun Çil yavrusu gibi dağıtıldığı bir dönemde Danimarka açıklama yapmış. Türkiye'ye vermiş olduğumuz İHA ve SİHA'ların kamera sistemini vermeyeceğiz. Durdurduk diye. Amborgo uygulüyor Danimarka. Çünkü Ermenilerin ağır kayıp verdiğini duydular ya. Ermeniler ya. Karşısında Türkler var ya adamların kuyruk acıları var. Anlıyoruz da benim okuduğum yazıda da ne yazıyor biliyor musunuz? %100 yerli üretim olan sihalarımızın kamera sistemini Danimarka e, vermeyeceğini açıkladı diye bir e, kırmızı pano içerisinde bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımı yapan kişinin CHP yandaşı ve CHP'nin alt tabanı olduğunu söylememe gerek yok. Çünkü hainlik neredeyse onlar orada biliyorsunuz yani. Hainlik işleri. Ben onlara diyorum ki ne be karaktersiz, haysiyetsiz hani derler ya, kanı bozuk, sütü bozuk derler ya onun gibi. Ya e, %100 Siha'nın Yerli üretim olan sihanın kamerasını Danimarka e, vermiyormuş deyip de alaya almanın anlamı ne ya? Ya o sihalar ve ihaler sayesinde biz Libya'da çok büyük bir başarı elde ettik ya. O sihalar sayesinde Suriye'de yüzlerce 200-300-500 askerimizin şehit olmasını önledik ya. Biz büyük zaferler kazandık Suriye'de ya. Biz onu Ukrayna'ya sattık, Katar'a sattık ya. Parasını bile kazandık. Biz onlar sayesinde Güneydoğu'da, Kandil'de artık kafasını mağaradan çıkaramaz oldu fareler ya. Eskiden 30-40-50 kişi birlenip de sabaha kadar karakol basıyordu ya. Ya bu lanet nankör bu iki yüzlüler var ya hani dedik ya südü bozuk bunların dedik ya kanı bozuk bunların ya. Yüzde yüz yerli değil de yüzde yüz ithal olsa ne olur ya. Kazanmış olduğumuz kazanımlara bakın ya. Onların sayesinde dünya bizi konuşur oldu ya. Azerbaycan'da onların sayesinde Ermenistan'ı çil yavrusu gibi dağıttık. Karabağ onların sayesinde aldık ya. O İHA ve SİHA'nın sayesinde. O Rus yapımı ne kadar roketler varsa, uçak savarlar varsa, tanklar varsa hepsi imha edildi ya. Ağır kayıplar verdi ya. Ya sen bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz ne ara oldunuz ya? Bu kadar vatan haini ne ara oldunuz ya? Ne ara bu kadar düşman oldunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne ya? Südünüz bozuk ya kanınız. Ben bu kadarını söyleyebiliyorum. Başkasını söyleyemiyorum. Yüzde yüz ithal olsa ne olur? Bugün İsviçre'de Volvo arabası yeni bir model araç üretti. Yüzde yüz ithal. Koltukları, camları ve direksiyonu her şey Amerika'dan geliyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinden geliyor. İngiltere'den geliyor parçalarının çoğu ya. Hiçbir tane İsviçre'den parça Hiçbir İsviçre'den parça üretilmiyor. Hepsi Avrupa, Amerika, İngiltere'den geliyor. Sadece marka Volvo'ya adam parasını kazanıyor cebine atıyor. Duyduğun zaman Volvo İsveç'in dip geçip gidiyorsun. Bir de övünüyorsun İsveç'in arabası var diye. Türkiye'de sen övünüyorsun. O paylaşım yapan geri zekalı övünüyor. İsveç'in bile bak arabası var diyor. Ulan bir tane parçası İsveç değil ki. Siha'nın %100'ü bizim olmasa ne olur? Ya bugün TOK diye araç üretiyoruz. Türkiye'nin yani %100 elektrikli aracı. Yok prototipi İtalya'da yapıldı da yok bilmem ne de İtalyan. Ya sana ne ya? Bir markamız olsun da tek vidasının bir tanesi bile bizim bize ait olmasın. Ya. Bir vida bile bize ait olmasın. Hepsi İtalya olsun ama marka Türk markası olsun. Dünyaya Türk malı diye yayılsın yeter ya. Ya bugün Barcelona, bugün Bayern Münih, bugün Real Madrid, e kupayı evine götürdüğü zaman, şampiyonlar şampiyon olduğu zaman, UEFA kupası, şampiyonlar ligi birincisi olduğu zaman oyuncularının bir tanesi bile İspanyalı değil. Bir tanesi bile yani kendi şehrine ait değil. Hepsi Brezilya'nın, Avrupa'nın, şuranın, buranın. Ama kupayı, parayı İspanya'ya götürüyor. Bayern Münih'in oyuncuların hepsi Alman mı? Almanlar var tamam ama hepsi başka ülkelerden ya. Kökeni başka, bilmem neyi başka. Adam parayı götürüyor kendi memleketine. Kazandırıyor kendi ülkesini. Ya bu anlamayan gürükler, bu beyinsizlerle nasıl mücadele edeceğiz ya? Bunların kanı bozuk ya. Harbiden bozuk ya. Abi artık sinirim ta tepeme geldi de yani böyle hırçın bir video yapmak zorunda kaldım ya. Bu karaktersizler için. Okuyunca kanım donuyor ya. CHP'nin tabanı bunlar bir de ya. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.